Samsun'daki gurme fuarı iştah kabarttı. Fuarda sadece Karadeniz'in yöresel lezzetleri değil, Türkiye'nin dört bir noktasından farklı tatlar vardı. Arkadaşımız Serdar İpek standları tek tek gezip o lezzetlerin tadına baktı. Afyon'un sucuğu, Erzurum'un cağ kebabı, Hatay'ın künefesi ve Karadeniz'in lezzetleri. Karadeniz'de olmak böyle bir şey olsa gerek. Samsun'da yöresel lezzetlerin sergilendiği gurme fuarı açıldı. Ustam cağ kebabını öyle bir hassasiyetle kesiyor ki bakın kuzu etinden yapılmış, öyle mi ustam? Tabii. Evet efendim, Erzurum'dan. Haydi bakalım. Hatay sofrası var. Hatay sofrasında da Hatay'a özgü meşhur yemekler var. Sevilmeyen bir kebap yok Türkiye'de yaşayıp. Künefe bölümü ustam. Künefeyi hazırlamış. En iyi künefe de Hatay'da yapılır. En iyi künefeyi de biz yaparız. Herkes sakız çiğner ama kimse Türkan Şora gibi patlatamaz. Bir tarafı pişmiş, diğer tarafına bakıyoruz şimdi. Oh, içli köfte. Bakın görüyorsunuz. Enfes görünüyor. Ben de lezzetine bakayım. Limonlu Şanlıurfa çiğ köftesi, buyurun. Etli. Şanlıurfa'da etli ve sotu çiğ köfte olmaz. Bakın burada pişmaniye yapıyor ustamız. Oo, harikulade. Bu ne ustam böyle? Pişmaniye ağzınıza layık. Şurada Trabzon rüyanını gördüm. Kemençe çalıyor. Horon tepiyorlar. Ben de bir Karadenizli olarak horon tepmeyi çok severim. Oh. Trabzon denince akla bakbu kebir ve tereyağı gelir. Bakın burada yayla tereyağı var. Kuymakta, mıhlamada, erir uzar. En güzel biber hangi yerimizdedir? Kahramanmaraş'tadır abi. Urfa? Urfa sonradan bizden isotu kaptı. Ne alıyoruz efendim? Sucuk bakıyoruz. Sucuk. Afyon'un sucuğu güzel oluyor. Bu ne? Mesir macunu. Mesir macunu mu? Evet. Bir mesir macunu yemediğim kalmıştı. Onu da yiyeyim hiç olmazsa. Böyle. Nasıl yeniyor bu? Yemeği yedim, tatlıyı da yedim. Sıra kahve içmeye geldi. Ne kahvesi bu? Elazığ yöresel dibek kahvesi.